Hayırlı, keyifli, sağlıklı akşamlar diyoruz efendim. KRT'nin Ankara stüdyolarındayız. Değerli daimi misafirimiz, Karar Gazetesi ekonomi yazarı değerli İbrahim Kahveci var. Ayrıca bir de çok kıymetli bir konuğumuz var. Tekirdağ Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili, Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürak da bizimle birlikte. Bugün sosyal medyadan aslında paylaştık. Dediğimiz gibi altta da hashtagimiz var. Paradox TV hesabından bize sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de yayında müsait oldukça bunları ileteceğiz. Hemen hızlıca daimi misafirimize öncelikle selamlıyorum. Ana Faik konuğumuz Bey. Faik Bey. Beraber konuşuruz. Sayın Öztürk, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz de bugün sosyal medya hesabımızdan ve KRT hesaplarından paylaştık ve çokça dönüş oldu. Herkesi şunu merak ediyor. Ekonomi ne durumda? Hani biz de artık konuya vakıfız ancak çözüm önerileri neler diye konuşuldu ama önce şunu soracağım. Ekonomi nasıl gidiyor? Uzunca bir süredir Türk ekonomisi sürekli patinaj yapıyor. Ve maalesef bu patinaj sonucunda da milletimiz toz toprak altında kalıyor. Patinajdan ne kastettiğimi sorarsanız, en basit şekliyle en son yapılan 2018 seçimlerinden bu yana cebimizden gayri safi yurt içi hasılamız yaklaşık 100 milyar dolardan biraz daha fazla azalmış vaziyette 2 yıl içinde. Şimdi bu tabii, yani 125 milyar dolar kaybetmişiz. 883 milyon dolarmış milli gelirimiz. 2020'nin ilk 3 ayında 758 milyar dolara gerilemişiz. Kişi başına vurduğumuz zaman da yine 10.853 dolar 2018'de gelirimiz varmış. 2020'nin ilk 3 ayında gelirimiz 9.091 dolara düşmüş. 2002 yılında Bulgaristan, bizim gelirimiz kişi başına 3.200 dolardı. Bulgaristan da bizimkinin yarısıydı. Bugün Bulgaristan bizi yakaladı. Dolayısıyla ekonominin hali nedir diye baktığınız zaman sonuçta paraya bakacaksınız. Ne kadar bir yılda ne kadar üretim yapıyoruz? Ne kadar tamamına ekonominin kazanç sağlıyoruz? Milletin cebine, kişi başına hesabı tabii çok doğru bir hesap değil. Çünkü farklı farklı, şimdi sorsak milletimize, hangi ailenin cebine, 4 kişilik bir ailenin cebine 9.000'i 4 ile çarpın, değil mi? 37 bin dolar para giriyor. Girmiyor. Farklı farklı giriyor. Gelir dağılımız da bu arada çok fazla bozuluyor. Ama neresinden bakarsanız bakın, bir kere bir, gelirimiz azaldı. Bence daha önemlisi, bundan çok daha önemlisi işsizlik. Türkiye'de son 2 yılda 2 milyondan fazla çalışan, yani işi olan adam işini kaybetti. Bu yani iyi bir ekonomi dememiz mümkün mü buna? Değil. Yine dönüp baktığımız zaman milletimiz sadece bu salgın döneminde değil, ondan önce de çok borçluydu. Boğazına kadar borca batmış vaziyetteydi. Yani sadece bu firmaların borçlarına baktığımız zaman 2002 yılında gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak, seviyor bunu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı kullanmayı, borçları gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak bakalım diyordu. Reel sektörün, yani borcu gayri safi yurt içi hasılaya oranladığınızda %21'miş. Şimdi geldiğimiz noktada 2019'un sonunda %57.8 olmuş. Vatandaşın, hane halkının borcuna da baktığınız zaman %1.8'miş 2002'de. Şimdi gelmiş %14.1 olmuş. Yani 10 kata yakın artmış. Ne düşmüş? Devletin borcu düşmüş. Son dönemde bir şey yapılmış. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında devletin borcu sürekli azaltılmış, vatandaş borca batırılmış. Yer değiştirmiş. Aynen öyle. Ve şimdi tabii yurt dışından borçlanmamız, azalan güven nedeniyle, dünyadaki konjonktür nedeniyle sıkıntıya girdikçe Türk ekonomisi de bu borca müptela hale getirildiği için
bugün çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Yani dış borcumuza da dönüp baktığınız zaman rekor kırmış. Örneğin geçen sene bir dönem ikinci ya da üçüncü çeyrekte gayri safi yurt içi hasılanın %60'ını bulmuşsun. Türkiye'de böyle bir oran yok. Ama şu andaki oranda dış borcun gayri safi yurt içi hasıla oranına baktığınız zaman 400 küsur milyar dolar rekor. Şimdi burada bir şey... Şimdi dolayısıyla tablo şu. Gelirimiz azalıyor. Evet. İşsizlik artıyor. Borçları artık çeviremez, döndüremez. Yani borçlarla ilgili olarak da ciddi bir hane halkının, şirketlerin bilançosu da ciddi ölçüde bozulmuş. Bu borçluluk durumu artmış. Bunun altından kalkmak da zorlanıyor. Dolayısıyla bu iyi yönetilen bir ekonominin ortaya koyması gereken bir manzara değil. Üretim düşüyor. Yani çünkü gayri safi yurt içi hasıla düşüyor demek, üretim düşüyor demek. Burada ki bizim yurt dışında çok ciddi bir dövize ihtiyacımız var. Evet. Bu belli. Devlet içeriden borçlanırken de 2001'de IMF geldiği zaman Türkiye'ye en önemli reformlardan bir tanesi bize dedi ki siz kendi ülkenizde kendi vatandaşlarından borçlanırken Türk lirasıyla borçlanın. Evet. Amerika'nın dolarıyla, Avrupa'nın eurosuyla borçlanmayın. Hain IMF bize bunu dayattı. Bu zinciri son iki yılda kırabildik. 2019-2020'de borçlanmanın, iç borçlanmanın da aşağı yukarı 158 milyar liraya ulaştı. Dövizle borçlandık. 1.6 trilyona ulaştı devletin toplam borcu. Bunu biraz geniş tutuyorum şey için. Evet. Önemli bir sorun olduğu için. İşte 430 milyar dolar dış borç var milli gelirin %60'ına doğru yaklaştı etti ama bir de kamu özel işbirliği projeleriyle 150-200 milyar dolara yakın hiç hesapta olmayan ya yani kim biliyor bu borçları bu paralar bu borçlar nerede şeyi yok. Bu kadar dövize ihtiyacımız varken bir bankada borçlandı %6 küsürle Amerikan dolarına %6 küsür faiz verdi. Yani evet. Dışarıdan çok yüksek faizle borçlanabiliyoruz. Ama biz kendi paramızın da olduğu bir IMF var. Evet. IMF ile niye anlaşamıyoruz? Niye borç almıyoruz? Yani gerçekten IMF hain mi? Yoksa başka bir şey mi var bunun arkasında? Bedava para neredeyse IMF. Şimdi şöyle tabii Uluslararası Para Fonu'nun biz üyesiyiz. Özellikle de son dönemde artan kotamız nedeniyle dönüşümlü de olarak da olsa icra direktörleri kurulunda bir icra direktörümüz de var. Buradaki sıkıntı şu, yani Uluslararası Para Fonu ile bir anlaşma imzaladığınız andan itibaren o aldığınız paraları istediğiniz gibi kullanamazsınız. Nasıl? Yani bir program yazılır, o program çerçevesinde o aldığınız paraları kullanmak zorunda kalırsınız. Yani götürüp de örneğin daha önce garanti vermiş olduğunuz bir takım dolarla şunda bunda vermiş olduğunuz garantileri yeniden yapılandır diyebilir. Hesabı yok ki yapılandıracaksınız. Şimdi onların hesabı bir yerlerde muhakkak vardır. Devlette hesap kaybolmaz. Devlette hesap sadece üstü örtülür, açıklanmaz. Ama devletin elindeki hesaplar bir yerde durur. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu ile bir anlaşma yapma ihtiyacı bir yere iki türlü kredi veriyor şu anda da Uluslararası Para Fonu. Bir, sizin dediğiniz gibi hiçbir koşula tabi olmadan bu pandemiyle mücadele evet. çerçevesinde bir kredi sağlıyor. Bir de normal bir anlaşma yaparsanız bir kredi alıyorsunuz. Yani Türkiye'nin ben güven veren bir iktidar iş başında olsa küresel piyasalardan makul. Biraz önce ne dediniz? Amerika'daki faiz ne kadar? %1'in altında. Dolayısıyla Türkiye son derece makul maliyetlerle dünya piyasalarından borçlanabilir. Bir IMF programına neden ihtiyaç duyarsınız? İktidar ya da işte iş başında bulunan hükümet eğer güven vermiyorsa o zaman bir program yaparsınız IMF ile. IMF o programı sürekli gözden geçirir. Siz de o programa uyacağınıza dair dünyaya bir taahhüt verirsiniz. O çerçevede bu işi götürürsünüz.
haklı olarak şunu soruyorsunuz. Bu iktidara güven var mı? Ya yok. Yani maalesef ne içeride ne dışarıda bu iktidara güven kalmadı. Çünkü baktığınız zaman bir tek adam parti devleti rejimi. Kendisinden başka kimseyi dinlemiyor. İstişare denen hiçbir şey kalmadı memlekette. Ekonomi kurulları çalışmıyor. Meclis bir kenara itilmiş vaziyette. Göstermelik, yani şimdi mesela bu parolarla ilgili yasa meclise geldi. Bunu milletvekilleri mi hazırladı? Bakarsanız o milletvekillerine çoğunun bunu hazırlayabilecek danışmanları bile yok. Bu nerede hazırlandı? Bu sarayda hazırlandı. Sarayın karanlık mahzenlerinde hazırlanıp geldi. Dolayısıyla meclis bir kenara itilmiş vaziyette. Tek adam ülkeyi idare ediyor. O zaman dışarısı da bakıyor. Diyor ki bir dakika ya diyor. Bunlar diyor karar alırken son hatalar da yapılıyor. Son derece hatalı da işler yapıyor diyor. Türkiye güvenmiyor. Türkiye yönetenlere güvenmiyor aslında. Türkiye'ye güvenmiyor değil. Bakın daha yeni Avrupa Yatırım Bankası'nın başkanı geldi bir konuşma yaptı. Çok ilginç bir konuşmadır o. Diyor ki Türkiye, Çin'in bu dünya arz zincirindeki ağırlığının azaltılması çerçevesinde bu zincirde yer alma kapasitesine sahip en önemli ülkelerden biri diyor. Ne demek bu? Yani ciddi şekilde üretim yapacaksınız. Dünyaya mal arzında çok önemli bir yer kapacaksınız. Bu imkan orada duruyor. Evet. Ama çok açık söyleyeyim. Bu iktidarla bizim o imkanı kullanabilmemiz mümkün değil. Neden diyeceksiniz? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diye bir laf vardır. Şimdi şu geçtiğimiz dönemde küresel piyasalarda müthiş bir döviz bolluğu vardı. Bu iktidar o döviz bolluğunu götürdü. Üretim yapan, üreten, ihracat yapacak fabrikalara yatırmak yerine alışveriş merkezlerine, otoyollara, altyapıya yatırdı. Yatırılmasın demiyorum. Altyapıya, alışveriş, o da olsun ama dengeli olması lazım bunun. Yani siz önce eğer dışarıdan borçlanıyorsanız, başkasının tasarrufunu alıp kullanıyorsanız, önce o borcu geriye ödeyecek kapasiteyi yaratmanız lazım. Çok özür dilerim. Ben araya gireceğim. Başkasının parasını kullanıyorsanız, evet. Yani IMF'de aynı şekilde, IMF'den de kendi paramız da olsa veya IMF'nin parasını da kullansak, IMF ile anlaşmamanın en büyük sebebi şey mi? Biraz önce söylediğiniz, onu biraz daha açalım. Şu kamu özel işbirliği, yani gidip bomboş duran 45 dolara köprüyü, geçiş ücreti olan bir köprüyü IMF yaptırır mıydı bize? Şöyle bir şey. Veya o hesapları ortaya mı dökün derdi? Çünkü bilgi alınamıyor. Kimse bilgi alamıyor. Dökün derdi. Türkiye'nin daha saydam olmasını isterdi. Sürekli kamuoyunu daha saydam bir biçimde bilgilendirmesini isterdi. Ve açık söyleyeyim, verdiği paraların da yandaşa, havuz müteahhitlerine gitmesini istemezdi. Yani dolayısıyla bu alanda bir zorlanma olurdu. Ama çok daha geniş bir perspektifte bakarsanız da hiçbir iktidar uluslararası para fonuyla anlaşma durumuna düşmeyi tercih etmez. Evet. Yani çünkü bu bir şekilde sizin milletin size verdiği yetkiyi bir başkasıyla paylaşmak durumunda olma noktasına kadar işi götürebilir. Bu da hoş bir durum değildir. Eğer ülkelerin küresel piyasalardan kendi imkanlarıyla ve makul maliyetlerle borçlanma imkanı varsa, yani ülke yönetimlerine güven varsa, orada kalmak tercih edilen bir durumdur. Uluslararası para fonuyla anlaşmak istisnai bir durumdur. Normali küresel piyasalardan borçlanmaktır. Ama Türkiye'ye gelen yabancı sermaye durmuş. Yok. 2-3 senedir bakın doğrudan yatırım da yok. İşte en son yine büyük umutlar bağladıkları Volkswagen yatırımı ne oldu? Otomotiv yatırımı durdu. Ya yapmıyor adam. Niye yapmıyor? Ben çünkü güvenmiyor. Yani adam sizin bir kere Türkiye'de
O kadar hukuk, da garanti verdik, araç alacak. Ama Türkiye'de o garantiler ne kadar geçerli olacak bilmiyor ki. Yani Türkiye'de hukuk devletiyle ilgili problem var. Sayın Öztürk, o Alman grubu globalde yapacağı tüm yatırımları erteledi aslında. Yani doğru. Türkiye özelinde bir doğru. Sadece Türkiye özelinde değil. Ama globalde ertelemesine rağmen sadece Türkiye benim anladığım kadarıyla tüm Alman otomotiv firmalarına rekabet soruşturması açtı. Bu arada Türkiye zaten onlar için çok güzel bir pazar. Kamunun en iyi alıcı olduğu noktalardan biri malumunuz. Orada soracağım ve Sayın Kahveci'ye devireceğim. Türkiye'nin sahip olabileceği, alabileceği denetlenebilir bir paranın maliyeti denetlenemez bir yabancı yatırımcının maliyetinden daha yüksek mi? Aslında onu merak ediyorum. Sosyal maliyeti daha yüksek olabilir. Sosyal maliyetler. Yani çok açık söyleyeyim. İyi pazarlık gücünüz yoksa, liyakatli bir ekonomi yönetimiyle birlikte çalışmıyorsanız, uluslararası para fonu ile yapacağınız müzakerelerde sıkıntılı bir noktaya gelebilirsiniz. Özellikle emekçiler açısından. Şimdi ben tabii bu uluslararası para fonuyla geçmişte devlette çalışırken çok fazla müzakere yaptım. Şunu söyleyeyim. Eğer güçlü bir bürokrasiye sahipseniz ve güçlü bir iradeniz de varsa bu müzakerelerde uluslararası para fonunun kolunu bükmek de mümkündür. Ben 2001-2002 döneminde mesela işçilerin ücretlerini kesme yönünde bir baskısı olmuştu Uluslararası Para Fonu'nun. O zaman bakan olan Sayın Kemal Derviş de yine ekonomi yönetimi de buna direndi ve işçilerin paralarının kesilmesine imkan verilmedi. Ama bunlar hep pazarlık edilmesi gereken konular. Benim bu iktidarda gördüğüm o pazarlığı yapabilecek takati de kalmadı. Bir kere altında liyakatli bir bürokrasi yok. Devlet Planlama Teşkilatı'nı bitirdiler. Maliye Bakanlığı darmadağınık. Hazine aynı şekilde. Yani hazine falan değil. İki tane danışman, bir bakan. Bir de Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı bu işi götürüyor. Ama çok kimseye de bir şey sordukları yok. Bakanlar falan bizim eskiden devletteki, bırakın müsteşarları şunu bunu, genel müdürlerden bile daha yetkisiz. Şimdi şu gelen yasalarla ilgili bakanların yaptığı, mesela en son baro, hep aklıma o geliyor. Baro ile ilgili Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamalara bakın. Gelen yasaya bakın. Demek ki haberi yok. Yani böyle idare edilen bir ülkede o yönetimlere falan güven olmaz. Sıkıntı burada. Cuma günü işlem yasağı getiriyoruz yabancılara. Pazartesi kaldırıyoruz. Çok hızlı karar alabiliyoruz. Evet, son derece hızlı karar alıyoruz. Git geller yapıyoruz. Yani işlem yasağını getiriyorsunuz, sonra vay bu işlem yasağını kaldırırsak, işlem yasağını getirirsek başka bir şey engelliyoruz. Bu iş tutamayacağımız noktaya gidiyor piyasalardaki gelişmeler deyip sonra hemen onu geri getiriyoruz. Şimdi bu gitgelleri yaptığınız zaman karşınızdaki adam size güvenir mi? Ya gitgeli bırakın, hiçbir kural olmadan bir akşam kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki ertesi sabah ben bunları yasakladım. Onun için baştan beri bizim söylediğimiz bir şey var. Şunu söylüyoruz. Evet, bunu yapacak yani. Dünyada da bugün baktığınız zaman belli ülkelerde sermaye hareketlerine kısıtlama getirme, şu bu, çünkü çok olağanüstü bir kriz yaşıyoruz. Bir tarafı sağlık. Sağlık nedeniyle kapanıyorsunuz. Sağlık nedeniyle kapandığınız için ekonomi de kapanıyor. Ve bu bugüne kadar dünyanın çok da fazla tecrübe ettiği bir şey değil. Şimdi burada bu işlemleri yaparken bunu bir daha önceden açıklanmış, ilgili kurullarınızda tartışılmış bir program dahilinde yapmanız lazım. Bir yerde bir kısıtlama mı getireceksiniz? Neyi getiriyorsunuz? Ne kadar getiriyorsunuz? Ne kadarlık bir süre için getiriyorsunuz? Bunları açık seçik herkesin önüne koymanız lazım.
Şimdi bunları yapmadan bir gecede şunu, bir gecede bunu yaptığınız zaman, bizim geçmişte ben hem ODTÜ'de ders anlattım, hem de İstanbul'da Bahçeşehir'de anlattım. Anlattığımız bir şey vardı. Yani yabancı sermaye dediğimiz şey ya da küresel sermaye dediğimiz şey ürkek bir ceylan gibi. Suyun yanına getirmek epeyce bir zaman alıyor korkusuzca. Ama o suyun yanındayken bir kere korkuttuğunuz zaman bir daha o suyun yanına gelmiyor. Maliyeti bunun çok yüksek oluyor. Hem ekonomiyi dışarıdan gelecek tasarruflara bağımlı hale getirmişsiniz. O gelmezse yatırım olmuyor. O gelmezse istihdam olmuyor, iş olmuyor, aş olmuyor. Hem de onu kaçıracak bir takım işlemler yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu, yani bu şeyle, bu yapı içinde bunu götürebilmek mümkün değil. Ben hep söylüyorum. Şimdi nasıl götürüyorlar işi? Her gün bir kural değiştiriyorlar İbrahim Bey. Bakıyorum ne yapıyorlar diye. Hep böyle bir metafor, hani nedir bu diye düşündüğüm zaman aklıma şu geliyor. 90 metrelik futbol sahasını bunlar 10 metreye indirdi. Karşı takımı da sağdan attılar. Bir tek kendi oyuncuları kaldı. Orada oynuyorlar, biz de oynuyoruz diyorlar. Yani şu anda Türk piyasalarında oluşan fiyatlara kimse güvenmiyor ki zaten. Ne kura güveniyorlar, ne faize, hiçbir şeye güvenmiyorlar. Yani ne demek güvenmemek? Sürdürülebilirliğine güvenmiyorlar. Ya orada ciddi bir şey var. Mesela şöyle diyor vatandaş. Ya onu yapıyor, bunu yapıyor ama gidiyor. İşte bak Hollanda'ya meydan okuduk. Almanya bizi kıskanıyor diyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Gelmese gelmesinler. Bu meydan okumaların, bu politikaların vatandaş açısından karşılığı nedir? Yani veya tersten bir şey daha sorayım. Yabancı Türkiye'ye 650 milyar dolar yolladı da Türkiye uçtu mu? Yani 2003-2017 arasında 650 milyar dolar yabancıdan Türkiye'ye para geldi. Geldi de uçtuk mu? Şimdi gelmeseler ne olur? Vatandaş anlamında, hani bu söylediğimiz şeyler vatandaşa ne olarak yansıyor? Şimdi ben şunu söyleyeyim, yani ben çok geniş kitlelerin ciddi sıkıntı içinde olduğunu düşünüyorum. Görüyorum, hissediyorum. Bize gelen tepkilerden, yazılan yazılardan anladığımız kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla, yine vatandaşın arasında dolaştığımız zaman görebildiğimiz kadarıyla, namzını tuttuğumuzda ekonomik olarak sıkıntı büyük. Mutfakta tencere boş. Boş. Yani bugün genel başkanımız anlatıyordu. Adamın annesi ilk defa yiyecek ekmeğimiz yok. Çıkarken evden biraz bir para bırak diyor. Çocuk ziyaretine gittiğinde. Bu halde insanlar. Yani işsizlik almış başını gitmiş. Yani son bir yılda baktığınız zaman Mart ayından geçen senenin Mart ayına kadar yaklaşık 1 milyon 662 bin kişi işini kaybetmiş. Yeni gelen insanlara işmiş yaratabildiğiniz yok. Bizim bu şehir işsizlik rakamı 9 milyon 418 bin kişiye çıkmış, geniş tanımlı işsizlik dediğimiz rakam. Yani iş bulmaktan umudunu kesip de evde oturanlar, eksik istihdam, işte mevsimlik çalışanlar, şunlar bunlar, hepsini dahil ettiğinizde 9 milyon 418 bine çıkmış. 9 milyon kişi işsiz. Daha vahimi şu. Yani %30'lara varıyor bu geniş tanımlı işsizlik aşağı yukarı. Yani %27,7 baktığınız zaman. Ama bu tabii şey düzeltmesi, hani iş gücünden de iş aramadığı için düşenleri de aldığınız evet. için düşük gözüküyor. Çok daha yüksek. Dediğiniz gibi 40'a bile var. Yani eskisi gibi kalsa iş gücü 40'a bile varır. Ama daha vahim bir tablo var. 25 ile 29 yaş arasındaki gençlerimiz ne yapıyor? %40'ı, 25 ile 29 yaş arasındaki gençlerimizin %39,9'u, yani 2 milyon 434 bin gencimiz ne eğitimde, ne okulda okuyor, ne de işte çalışıyor. Evde oturuyor. Şimdi bu ülkenin, ben size sorsam, işte Arap ülkelerinin petrolü var. Afrika ülkelerinin mücevheri var, altını var.
bu ülkenin serveti ne? Bu ülkenin stratejik varlığı ne? Genç nüfusu. Genç nüfus. Ne yapıyorsunuz? Evde oturtuyorsunuz. E peki bütün dünya genç nüfusu olan ve genç nüfusu artan, aslında bakan nüfusun bakılan nüfustan daha hızlı arttığı dönemlerde bu döneme diyor ki demografik fırsat penceresi. Bu dönemi iyi değerlendiren, siz bunu birkaç defa da yazdınız, bu dönemi iyi değerlendiren ülkeler çok yüksek büyüme hızlarına ulaşıyorlar. Yani ara ara 20-30 yıllık böyle dönemler yaşadı birçok ülke. Böyle. E şimdi biz de sonuna geliyoruz ama o dönemin. Kaybediyoruz bu fırsatı. Evet. Ve bak, dönüp baktığınız zaman Türkiye büyümüyor. Bu çocukları evde oturttuğu için. Ne nasıl oluyor? Bir de umutsuz insanlar. Yani bir nesil, nesilleri yitiriyoruz. Şimdi geçen gün OECD'nin başkanı konuşuyor. Diyor ki bu krizin en önemli etkisi genç işsizliği diyor. Ve genç işsizliği neticesinde diyor dünyada nesilleri yitirme riskiyle karşı karşıyayız diyor. E dönüp baktığınız zaman bizde bu risk epeydir bir var. Evet. 2014'ten beri Türkiye'de genç işsizliği artıp duruyor. 2014 hangi tarih? 2014 Cumhurbaşkanı'nın seçimle geleceğinin anlaşılıp AK Parti Cumhurbaşkanı adayının çıkıp ben öbür cumhurbaşkanları gibi olmayacağım deyip tek adam parti devletinin düğmesine bastığı, tek adam vesayet rejiminin düğmesine bastığı dönem. Bu vesayet rejimlerinde Türkiye küçülüyor, büyümüyor. Ama biz bunu hep koalisyonlarda biliyorduk. Daha önce hep şu söyleniyordu, koalisyonlarda istikrar olmuyor, olmadığı için de ülke büyüyemiyor, krizlere giriyor deniliyordu. Şimdi siz tam tersini söylüyorsunuz. Yo, ben yani açık söyleyeyim, hakikaten tam tersini söylüyorum. Ve gerçekten de Türkiye çok sıkıntılı büyümüyor. Neden büyümüyor? Çünkü yaratıcılığı öldürüyorsunuz, istihdam yaratmıyorsunuz, yatırımı bitiriyorsunuz. Bütün bunlar çok ciddi sıkıntılar yaratan hususlar. Şöyle kabaca bir hesap yapsak, biz bu gençlere iş verebilsek, geçen sene %1'lerde olan büyüme hızımızı %4'lere, 5'lere, 6'lara çekmek mümkün. Yani önemini anlatabilmek için. Şimdi o konuyu biraz daha geniş olarak sizden rica edeceğim. Şöyle geniş olarak rica edeceğim. Şimdi Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik aşağı yukarı bahsettiğiniz gibi 10 milyona yaklaşmış, %40'lara yaklaşmış bir geniş tanımlı işsizlik. Umutsuzlar filan, yani insanlar evde kapalı umutsuzluktan. Ama mesela Venezuela'ya bakıyoruz, %90'a varan bir işsizlik, nüfusun %90'ı bu pandemiyle beraber %90'ı işsiz Venezuela'da, ama herkes iktidardan memnun Venezuela'da. Tabiri caizse siz tencere kaynamıyor dediniz, tencere kaynamasa bile tencerenin siyasete etkisi de Venezuela'da sıfır. Çünkü onlar dünyaya meydan okuyorlar, bir kamyon şoförüyle şey yapıyorlar, dünyayı değiştireceklerine inanıyorlar. Aşağı yukarı Venezuela'da 5 milyon civarında ülke işsiz kalmış, ülkeden göç etmiş, orta sınıf ülkeyi terk etmiş. Bu kadar memnun olan bir Venezuela örneği var karşımızda dünya siyasetiyle ilgili. Türkiye'de de baktığımız zaman işte 15 yaş üstü nüfusun işsizlik oranı olarak bakıyoruz. Daha önceki dönemlerde 5'lere geldiği zaman hep siyaseti değiştirmiş. Şimdi 7.3 tarihi zirvede inanılmaz işsizlik var ama siyaset değiştirilmiyor veya değiştirilme elastikiyeti çok düştü. Daha şey geliyor. Niye? İşte 15 Temmuz var. Ayasofya var. Bunlarla karın doyuruyoruz. Yani başka şey söylevler var. Bunlarla şeyi dolduruyoruz. Bütün bunların yanında bir başka noktada şu var. Acaba bugün Türkiye'de asgari ücret 2300 lira, ortalama ücret 3500 lira. Sistem insanlara tabiri caizse okumayın diyor. Bir değer yarattırmıyor. Yani gençler okusun,
okusun, etsin, şey yapsın bile söylemiyorlar. Yani sistem insanları şeyini kalkınma, ekonomik kalkınma, büyüme, bunlar kilitlenmiş durumda. Burada muhalefet nasıl bir modelle, yani biz bu fakirliğe mahkum muyuz? Türkiye, biraz önce çok güzel söylediniz, Avrupa Yatırım Bankası'nın başkanının konuşması gibi, yani Türkiye bir üretim üssü. Faik Bey, bakıyorsunuz Avrupa'da en kilit noktalarda Türkler çalışıyor. En teknik işleri Türkler yapıyor. Dünyada, bilim dünyasında Türklerin, Türkiye'den insanların gitmiş olduğu çok büyük uzmanlar var. Türkiye'ye bakıyorsunuz, müthiş bir üretim gücü var ama çalışan da sürünüyor, emekli de sürünüyor. Aynı nüfusa sahip Almanya'da 40 milyonun üzerinde çalışan var, 45 milyon. Türkiye 25 milyonu koruyamıyor. Nasıl bu kaderi değiştireceğiz? Bu demografik fırsatla beraber Türkiye'yi değiştirme, bu fakirlikten değiştirme şeyini nasıl sağlayacağız? Şimdi tabii aslında baktığınız zaman Türkiye yoksulluğa mahkum olan bir ülke değil. Yani kendimizi öyle de o kadar hiç görmeyelim. Hiç değiliz. Baktığınız zaman dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriyiz. 16. sıralara kadar da çıktığımız yeni de olmadık yani. Biz sene kaçtı? Ben G20, Türkiye G20 üyesi oldu. İlk baştan oldu zaten. 1990'ların sonundan itibaren ben G20 toplantılarına katılmaya başladım. Devlet Planlama Teşkilatı'nda o zaman şeydim, müsteşar yardımcısıydım, katılıyordum. Hatta ilk Sümer Bey'le katıldık herhalde, Sümer Oral'la katıldık. Şimdi şunu söyleyeyim. Fakir değiliz. Çok önemli kaynaklarımız var. Ama maalesef iktidarlar kolaycılığı seçiyorlar. Bir müddet kendimizi bir disiplin altına alıyoruz. Ondan sonra hovardaca her şeyi harcıyoruz. Biraz önce söyledim. Dışarıda ucuz para doluydu. Biz bu paraları aldık, har vurduk, harman savurduk. Yani fabrika yapacağımıza alışveriş merkezi yaptık. Fabrika yapacağımıza başka şeyler yaptık. Döviz kazandırmayacak işler yaptık. Yanlış harcadık. Millete verdik, tükettirdik. Şimdi Türkiye dolayısıyla bu yoksulluğu hak etmiyor. Türkiye kötü yönetimleri de artık hak etmiyor. Şimdi şöyle bakın. Bugün hani sizin yazınıza da baktım. Bu şeyde diyorsunuz ki eskiden hani hizmet denen bir şey vardı. İktidarlar paraları hizmet için harcarlardı. Millete hizmet etmek için, milletin derdine derman olmak için, milletin sıkıntısını aşabilmesi için. Ama bugün baktığımız zaman başkalarına borç ödemek için bütçe gidiyor. Ben tamamlayayım. Ha. 83 milyona hizmet yerine şu anda 83 milyon 3-5 hazine garantili müteahhite hizmet etme hazine durumuna geldi. Hazine garantili müteahhite hizmet etme durumuna geldi. Başlar ne demişlerdi bununla ilgili bize? Milletin cebinden bir kuruş para çıkmadan biz bu işleri yapıyoruz. Bu sene 20 milyara yakın para çıkacak milletin cebinden. 3 yıl boyunca baktığınız zaman çıkacak para şimdilik o hesapta 80 milyara yaklaşıyor. Ama kur patladı. Geçilmeyen, yani bu yatırımların kullanılmama oranı arttı. Dolayısıyla bu garanti ödemelerinin de artması kaçınılmaz. Bunlara parayı ödeyeceğiz. Neden? Çünkü bunlara demişiz ki arkadaş, eğer ben sana para ödemezsem hakkını Türk mahkemelerinde değil Londra mahkemelerinde arayabilirsin demişiz. Ama biz yerli milliyiz. Yerli milli işte bu olmuş. Yerli milli deyince. Yani millete hep bir uzunca bir süredir bu moda. Dünyada da bu tür yönetimler çok uzunca bir süre iş başında kaldılar. Hı. Bu bizim gerçek ötesi popülist siyaset dediğimiz siyaset. Nedir bu gerçek ötesi popülist siyaset? Yalanı doğru gibi anlatma ve geniş kitleleri doğru gibi anlattığınız yalanlarla mobilize edip etrafınızda toplama siyaseti. Şimdi bugün milletimiz şunu herhalde görüyor. Cebinizden bir kuruş para çıkmadan biz bu yatırımları yapıyoruz.
diye yalan söylemişler. Şakır şakır cebimizden para çıkıyor. Hem de hiç bugün bu pandemi nedeniyle benim yoksul vatandaşım, sıkıntıda olan vatandaşım, yoksullaşan vatandaşım, işini kaybeden vatandaşım, bunlara doğru düzgün para veremiyorum. İşte nedir? Baktığınız zaman 6 milyar para vermişiz. Şeye 3 oda 3 3 defada 6 milyon kişiye biner lira. Buna karşılık bu müteahhitlere ilk 5 ayda 6 milyar parayı ödemişiz. 6 milyona 6 kişiye eşit yani para verilmiş. 6 milyona 6 milyar, 6 kişiye 6 milyar. Ne bu? Şimdi bu reva mı? Bu hak mı? Bu adalet mi? Hani cebimizden para çıkmadan yapmışlardı bunlar bu yatırımları? Türkiye çok ciddi şekilde aldatıldı. Ama bugün insanlarımız artık aldatıldıklarını anlıyorlar. Sahada çıktıkları zaman iktidar partisinin yetkilileri suratlarına insanlar haykırıyor. Neyimiz varsa aldınız diyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmen dahi ne istediyseniz verdik diyor. Ama siz bize bir huzur vermediniz diyor. İş oraya gidiyor. Şunu söyleyeyim. Ben 2001 yılında işte Türkiye'de kriz oldu. Krizden sonra iş başına gelen ekonomi yönetiminde hazine müsteşarıydım. Ve o kriz döneminde bir şeyi gördüm. O da şu. Bu memlekette ekonomiye doğru ilacı verdiğiniz andan itibaren şahlanıyorsunuz. Öyleydi, böyleydi. Türkiye'nin en derin kriziydi. Türkiye hiçbir krizde bu kadar hızlı toparlanmadı. 2001 krizini söylüyorsunuz. Tabii onu söylüyorum. Yani yanlış yapılan yanlışlar neticesinde ekonomi çok ciddi bir krize girdi. Yanlış yönetim neticesinde. Ama sonra gelen idareyle birlikte çok hızlı bir şekilde bu krizden çıktı. Büyüme altılara falan geldi birden. Doğru ilaç dediniz orada. Nedir doğru ilaç? Ha şunu söyleyeyim. Bir kere doğru ilacı şöyle, nasıl bulunur doğru ilaç? Doğru ilaç istişareyle bulunur. Toplumun tüm kesimleriyle konuşacaksınız. İşvereniyle konuşacaksınız, işçisiyle konuşacaksınız, diğer kesimleriyle konuşacaksınız. Oradan bir şey çıkaracaksınız. Bir program çıkaracaksınız. Neler yapacağınızı tekrar döneceksiniz, konuşacaksınız. Ve hiçbir kesim bu süreçte kendisine adil davranılmadığı düşüncesine kapılmayacak. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani siz bir programın başarılı olmasını istiyorsanız, her kesim kendisine adaletli davranıldığına inanmalı. Bunu sağlamanız gerekiyor. Müzakerelerle, istişareyle sağlamanız gerekiyor. Ondan sonra çok kritik bir adım. Şimdi tabii bugün başka sorunlarımız da var. Oraya da geleceğim. Üretim meselesidir. Ya ben üretmeyeyim. Hatırlarsanız. Paramız var ki ithal ediyoruz dediler. Değil mi? Cari açık finanse edildiği sürece sorun değildir. Cari açık finanse edildikçe sorun değildir dediler. Üretimden vazgeçtik, ithalata gittik. Bugün geldiğimiz yere bakın. Şimdi övünüyorlar. Ödemeler dengesi, cari işlemler fazlası veriyormuş. Nerede veriyorsun? Yapısal hiçbir şey yapmadın. Frene bastığın zaman fazla veriyorsun. Büyüme birin altına düşüyor. Biraz gaz verdiğin andan itibaren başlıyor açık açılmaya yeniden. Çünkü yapıyı değiştirmemişsin. Üreten gerçekten üreten bir ekonomi haline gelemiyorsun. Hep kısa vadecilik. İşte şöyle şu günü de atlatalım. Gerisi işte ilerisi Allah kerim. Böyle gitmiyor. Yani sizin ortaya ciddi bir programı koymanız lazım. Nedir ilaç diye sorduğunuz zaman. Üzerinde uzlaşmaya varılmış bir programı tavizsiz uygulayıp süratle güveni sağlayacaksınız. İçeride ve dışarıda güveni sağladığınız andan itibaren gerek iç tasarruflar gerek dış tasarruflar bunları üretime, üreten yatırıma yatıracaksınız. Dengeli olacaksınız. Tabii ki altyapıyı da yapacaksınız.
Allah razı olsun. Tüneli de yapacaksınız, otoyolu da yapacaksınız. Bunların hepsini yapacaksınız. Ama orada üreten fabrikaları ihmal etmeyeceksiniz. Petrokimya tesislerimiz olacak. Bugün tabii konuşmamız gereken şeyler biraz daha farklı. Eskiden de onlar. Bugün konuşmamız gereken nedir? Yeşil yatırımlar yapacaksınız. Yani çevreyi kirlenmesini önleyecek, dünyada bugün talebi olan bir takım alanlara yatırım yapacaksınız. Dijital ekonomiye yatırım yapacaksınız. Dijital altyapınızı güçlendireceksiniz. Piyasayı kendisine sağlıkta, mi bırakacaksınız? Yoksa sağlıkta yok. Kendi kendine yeterli olacaksınız. Oraya da geleceğim. Evet. Sağlıkta kendi kendinize yeterli olacaksınız. Gıdada kendi kendinize yeterli olacaksınız. Evet, bir piyasa ekonomisi olacak. Ama devlet zaman zaman bu piyasaya piyasa dostu müdahalelerde bulunacak. Sistemik kriz çıkmasını önleyecek bir takım tedbirleri alacak. Bu iş böyle dengeli. Yani bugün dünyada mesele şu: hızlı büyümek mi istiyorsunuz? İşsizliği evet. halletmek mi istiyorsunuz? Burada siyah ya da beyaz yok. Gri alanları ne kadar iyi kullanıyorsanız bu işi o kadar güzel beceriyorsunuz, başarıyorsunuz. Sanat gri alanı iyi kullanmak, gri alanları iyi kullanmaktı. Burada şunu soracağım Sayın Öztürk. Şimdi biz stüdyoda çok güzel denk geldi. Aslında 3 ayrı kuşağız. Evet. Bir de bizim aslında seslendiğimiz ve gazeteci olarak bizim derdimizi anlatmaya gayret ettiğimiz bir de 4. bir kuşak var. Son günlerde evet. çok konuşuluyor. Onlar için bir yeni ekonomi modeli var. Az önce bahsettiğiniz yazılım, dijital teknolojiler, blockchain gibi birçok artık yepyeni mecralar var. Bu noktada nasıl bir yeni dünyaya adapte olabilir Türkiye ekonomik modelde? Şimdi bir kere bu neslin kullandığı mecraları alabildiğince özgür bırakmanız lazım. Ki yaratıcılıklarını bütün şeyiyle, gücüyle harekete geçirebilsinler. Ha bu şey demek değil, yani orada bir linç kültürünün oluşmasına göz yummak, bilmem kişisel verilerin ülkelerin aleyhine kullanılmasına imkan vermek falan değil. Bunlar hep beraber oturulur, halledilir. Ama siz buralarda yasak getirmeye kalkarsanız, ben onu da yasaklıyorum, Facebook'u da yasaklıyorum, şunu da yasaklıyorum. Tamam, mesela bu alanların vergilendirilmesi. Bu sadece benim sorunum, bizim sorunumuz değil. Bu bütün dünyanın sorunu. Üyesi olduğumuz OECD'nin en önemli vergi konularından bir tanesi dijital ortamın nasıl vergileneceği konusu. Neyi, nerede, kim, hangi ülkenin ülkeye ne kadar pay düşüyor? Bunlar çok kritik konular. İşte Bitcoin meselesi. Bitcoin'le ilgili regülasyonu nasıl yapacaksınız? Şunu söyleyeyim. Şimdi burada en önemli konulardan bir tanesi dijital altyapının güçlendirilmesi, o doğru. Ama bir başka önemli konu da eğitim. Türkiye'de maalesef bir ideolojik vesayet altında olan ve sürekli savrulan bir eğitim sistemi var. Bundan kurtulmamız lazım. Ve bizim o bilgisayarların başında oturan gençlerimizi ya da o ortamdan faydalanan bir takım malları satmaya çalışan gençlerimizi veya işte bu şeylerle 3 boyutlu printerlarla bilmem nelerle mal üretmeye çalışan, her zevke göre mal üretmeye çalışan gençlerimizin önünü açacak şekilde bir eğitim vermemiz lazım. Mesele şudur, yani açık söyleyeyim. Benim gencim bir saatte Alman gencinin ürettiği maldan daha fazla üretebilmeli. O yaratıcılığa ve o beceriye sahip olması gerekir. Bu iki tane şey getiriyor. Bir beceri getiriyor. İyi bir organizasyon beceri olması lazım. Bir de yaratıcılığınız olması lazım. Yani teknolojiyi sürekli şeyin içine, üretim sürecinin içine katabilmeniz lazım. Bunları yapabilirseniz eğer, bunları birlikte yapabildiğiniz andan itibaren bu ülke şahlanır. Yani ama işte buralara gitmiyor. Biz bambaşka yerlerde geziyoruz. Şimdi bu teknolojiyle ilgili mesela somut bir soru olarak şey yapacağım. Türkiye'de tekstil konfeksiyonun gelişmesi için bu alanda yönelik ihtiyaç, sektör şey olmadığı için, yani piyasayı kendi haline bırakmak mı lazım yoksa bırakmamak mı noktasında örnek. Biz Sümer Bank'ı kurduk.
Evet. Sümerbank tekstil sektöründe, tekstil giyim sektöründe Türkiye'de sektörü aldı, kurdu, geliştirdi. Ama bir noktadan sonra devlet arkasında olan bir Sümerbank tekstil ve konfeksiyon sektörünün önünde tabiri caizse devlet teşviğiyle beraber engel olmaya başladı. Nasıl engel? Özel sektöre rakip oldu. Sümerbank devletten kaynak alıyor, özel sektör vergi veriyor. Ama özel sektörün yani tekstil fabrikalarının verdiği vergiyle Sümerbank o fabrikalara rakip oldu. Bu örnek üzerinden, bu düşünce üzerinden giderek bugün TÜBİTAK Türkiye'de kamu kaynağıyla bilim teknoloji alanında tabiri caizse özel sektörün önünü tıkayan bir kamu kuruluşu haline geldi. Bir görüş olarak söylüyorum. Şimdi serbest piyasa deyip TÜBİTAK'la devam mı edilmesi lazım? Bu bilişim çağına, teknolojik gelişmeye geçmek için, yoksa o teşvikleri özel sektör teknoloji firmalarına mı aktarmak lazım? Şimdi tabii bunu biraz kendi şartları içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani devlet fabrika yapmalı mı? Bana göre özellikle özel sektörün gitmediği yerlerde devlet fabrika yapabilir. Evet. İstihdam yaratabilmek için, sosyal hayatı geliştirebilmek için. Ama mesela tekstil sektöründe devlet olmalı mı? Hayır. Yani tekstil özel sektörün yapabileceği bir şey. Ama devlet teşvikleriyle, getireceği ortamla orada özel sektörü bir yere doğru yönlendirebilmeli. Benim şunda bile tereddütüm vardır. Yani şunu iddia edemezsiniz. Ben devlet olarak her şeyi daha iyi görürüm. Hayır. Onu da özel kesimle, herkesle birlikte görmeye çalışmanız lazım ileriyi. Ona göre üretmeniz lazım. Şimdi burada baktığınız zaman tekstil dedik değil mi? İşte o hani dünyadaki arz zincirleri üzerinde etkili olabileceğimiz sektörlerden bir tanesi tekstil. Çaput dedik ona bir ara. Tekstile bir ara çaput dedik. Hatta ben hatırlıyorum, şöyle şeyler vardı, anlatırlardı. Efendim Edirne'den başlayacak, Doğu Anadolu'ya diyarı gidecek, oradan da Hindistan'a, Pakistan'a doğru tekstil bizi terk edecek. Öyle bir şey yok. Şu anda tekstil dediğiniz alan teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanlardan bir tanesi. Yani bunu örmesiz tekstiller, non-woven dediğiniz işte örme örgüsüz, o uzay araçlarında falan kullanılan bir takım şeyler, bunlar hep tekstil. Bunları yapacaksınız. Ameliyat ipliği, sağlık filan. Tabii canım, yani dünyada DuPont denen bir firma var. O da tekstil firması ama baktığınız zaman teknolojinin alasını kullanıyor. Dolayısıyla gerçekten Türkiye bunları yapabilir. Yani bunlar sıkıntılı işler değil. Türkiye bunları da buluyor zaten. Ne yaparsanız yapın, baktığınız zaman biraz derinine gidip ya Türk sanayinde neler yapılıyor, ne oluyor, ne bitiyor diye gerçekten umutlanıyorsunuz. Ama bunun daha hızlı, daha yaygın olması lazım. Türkiye dijital teknolojileri, bakın daha yeni işte bir unicorn $1 milyar oyun sattı. Oyun yapan firmayı sattı. Amerika'da ne kadar Türk var biliyor musunuz? Böyle çeşitli üniversitelerden mezun, bu tür programlar yapan, şunu yapan ve milyonlarca da dolar kazanan. Ciddi milyonlarca doları var adamların. Yani bu, bizim bu potansiyelimiz var. Bu potansiyeli bu ülke iyi kullanmalı. Peki bu noktada Sayın Öztürk, aslında şunu da söylemem gerekiyor. Bugün kullandığımız dijital teknolojiler, yazılımlar, algoritmaların aslında temeli o tekstil dokuma tezgahlarındaki kartlar aslında. Tabii. Devlet kalifiye iş gücü yaratarak rekabetçi bir ortam oluşturabilir ve yatırım çekebilir mi Türkiye'ye? Şimdi bakın, iki meselemiz var. İş gücünün kalitesini arttırmak gerçekten çok önemli. Bir de işler kayıyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela dijital teknolojiler ön plana geçerken bazı sektörlerde ister istemez mesela robota geçiyorsunuz, şu oluyor, bu oluyor, iş gücü azalıyor. Şimdi oradan çıkan iş gücünü, bunları hep düşünmemiz lazım. Buradan çıkan iş gücünü
iyi değerlendirip yeniden eğitip, çünkü burada işsizlik fonunda falan ciddi paralar var. Bu paraları kullanıp daha şu anda Türkiye'nin önü açık olan ve istihdama ihtiyaç duyulan sektörlere yönlendirebilmek mümkün. Yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de maden ocaklarını kapattılar. Maden ocaklarından çıkan işçileri hem de böyle çok kısa programlarla, o zaman bir ilgi duymuştum planlamadayken buna, çok kısa programlarla bir anda hastane personeli haline getirdiler. Bu yani bugün şu krizin ortasında yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bu. Bütün dünyada bunu yapmaya çalışıyor. İleriye bakıyor. Bu krizden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Ama o eskisi gibi olmayacağı hazırlık yapmamız lazım. Ama biz neyi konuşuyoruz bugün? Daha hala o işleri konuşacak duruma gelmedik. Halbuki işler dönüyor yani. Hızla bir yere doğru gidiyor. Bir şey var. Yani söyleniyor. Herkes buna inanıyor, umutlanıyor. Efendim Türkiye arz zincirlerinde şöyle olacak, böyle olacak. Dünyanın arz zincirlerinde. Öyle olması için sizin çalışmanız lazım. Çalışılmıyor ki. Herkesin çalışması lazım. Evet, herkesin. İktidarın, muhalefetin, insanların. Yani o mesele, insanları nasıl çalıştıracağız? Yani iş yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani iş yok diye bir şey yok. Yani işi şey dersiniz, iş imkanlarını yaratırsınız bir. Tabii bazı yani şu bu büyük transformasyon sürecinde bazı kesimler uzunca bir süre şeysiz kalacak. Ne derler ona? İşsiz kalacak. İşte orada da bizim önerdiğimiz, bizim söylediğimiz şey var. Burada devreye çok ciddi bir sosyal destek ağı girmesi lazım. Yani çocuk yatağa aç girmemeli, çocuk eğitiminden uzak kalmamalı. Çocuk iyi beslenmeli, iyi eğitilmeli. Bu çocuğun iyi beslenmesi, iyi eğitilmesi için eğer ailesi iş bulamıyorsa ona bakacaksınız. İspanya daha yeni, bizim kaç zamandır söylediğimiz, Türkiye'nin imzalamış olduğu 70'li yıllarda şeyle, Dünya Çalışma Örgütü ile imzalamış, evet, ILO ile Uluslararası Çalışma Örgütü ile imzaladığı sözleşmeler arasında bulunan aile destekleri sigortasını getirdi. Getireceksiniz. Yani bugünkü gibi idarenin iki dudağı arasında işte kaymakam şuna versin, buna vermesin diyecek. Bilmem vali, benim valim diyecek yukarıdan, ona ver buna verme, böyle sistem olmaz. Otomatik çalışacak, hak tabanlı çalışacak ve belli bir gelir seviyesinin altına düşen tüm aileleri destekleyecek, koruyacak, kucaklayacak bir aile destekleri sigortası sistemini mutlaka kurmak durumundayız. Söyledik bu krizden önce. İktidara dedik ki, yani bizim aslında çözüm önermek gibi bir görevimiz yok. Biz buralarda boşluk var, buna tedbir alın dememiz lazım. Ama baktık ki hiçbir şey yapmıyorlar. Biz başta genel başkanımız olmak üzere sürekli çözüm önerdik. Dedik ki şu aile destekleri sigortasını getir kardeşim. Getirmediler. Ama şunu söylüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk yapacağımız şeylerden biri bu aile destekleri sigortasını getirmek olacak. O zaman ortaya ne çıktı? Üreteceğiz. Yeni dünyada talebi olan, rekabet gücümüz olabilecek alanları bulacağız. Oralarda üreteceğiz. İş gücümüzü oralarda çalışabilecek gibi yetiştireceğiz. Ve bu geçiş sürecinde insanların yoksullukları nedeniyle özellikle genç nüfusu kaybetmemek için de aile destekleri, yani sosyal destek ağlarını, güçlü sosyal destek ağlarını getireceğiz. Şimdi İbrahim Bey, yukarıdan aşağı baktığımız zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bu dönemde ihtiyacımız olan şey güçlü devlet. Nasıl bir devlet? Güçlü bir sosyal devlet. Nasıl bir devlet? Yeni, güçlü bir sosyal refah devleti. Bunu artık herkes söylüyor dünyada. Bunu sadece sosyal demokratlar söylemiyor. Yeni, güçlü sosyal refah devleti. Buna ihtiyacımız var. Şimdi en önemli konuya geliyorum.
Türkiye'de bir son dönemde bu tek adam parti devleti rejimine geçerken ya da tek adam vesayet rejimine geçerken hukuk devletini, demokrasiyi bir kenara itti, bayağı ciddi de yıprattı. Ne yapmamız lazım? Güçlü devletse, devlet ne kadar güçlü olursa o kadar da güçlü bir şekilde denetlenmesi lazım. Yoksa ne olur? Güç istismarına gider, vatandaşı ezer. Vatandaşı ezmemesi için de o kadar o devleti yönetenlerin çok iyi denetlenmesi lazım. Güçlü devlet evet ama o devleti yönetenleri çok iyi denetleyeceksiniz. Ne? Kuvvetler ayrılığı. Hukukun üstünlüğü çok daha güçlü, gelişmiş bir demokrasi ve tabii bunun temelinde de zaten dünyadaki örneklerinden de görüyoruz. Biraz sonra isterseniz gireriz. Yepyeni bir parlamenter rejim olması lazım. Tek adam rejimiyle bu iş olmuyor. İkinci bölümde bu çok önemli dediğiniz konuyu biraz daha açalım ve detaylara geçelim. Sayın Kahveci, Sayın Öztürk, Tekirdağ Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faik Öztürk ve Karar Gazetesi Ekonomi Yazarı Sayın İbrahim Kahveci ile birlikte birazdan burada olacağız. Kısa bir ara veriyoruz KRT Ankara stüdyolarında. Paradoks'un ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında birinci bölümde Sayın Faik Öztürk çok önemli aslında dediği bir noktaya girmişti. O noktada sosyal bir modelden aslında yeni bir modelden bahsediyorduk. Sayın Kahveci nedir aslında? Sosyal refah devletinde ben şöyle bir noktaya girmek istiyorum. Bugün dünya yani ailelere yardım noktasında bahsettiğiniz bu sigorta ILO ile yapılmış olan anlaşmanın devreye girmesi ve asgari çocukların beslenmesi, ailenin beslenmesi. Ama bugün bu dünyada baktığımız zaman gelir dağılımı, yani biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar misali 1900'lü yıllara dönmüş. Bir tarafta aşırı zenginler, bir tarafta aşırı fakirler. Krizler peş peşe geliyor. Bu dönemler sosyal refahın öne çıkması gereken dönemler. Yani bu dönemler tabiri caizse dünyada sosyal demokrat partilerin dönemidir. Sosyal politikalar uygulayan partilerin dönemidir. Nasıl ki 80'lerde liberal partilerin dönemi açıldı, şimdi de sosyal demokrat partilerin olması gereken bir dönem. Ama bunu dünyada bakıyoruz. Birçok ülkede sosyal demokrat partiler bunu başaramıyorlar. Buradaki çıkmazlardan bir tanesi şu. Türkiye'de de bunu yaşadık. İşte arazisi var bir çiftçinin. 20 bin liralık ürün üretebilecek bir arazisi var. 20 bin liralık ürün üretmek yerine devletin arazi başına verdiği, peşin para verdiği 2 bin liraya razı oluyor. O 2 bin lirayı alıyor, yatıyor aşağıya. Ne oluyor? Siz sosyal yardım yapmış oluyorsunuz. 2 bin lira. Çiftçi fakir. 20 bin liralık üretimden de oluyorsunuz. Krugman'ın bir analizi vardı. Amerika'da öğretmenlerin maaşına yapılan yüksek oranlı zam eğitim kalitesini düşürmüş. Niye? Öğretmenler para hesabına düşmüşler. Bu dengeyi nasıl kuracaksınız ve Türkiye'yi 40 milyonun üzerinde çalışan haline nasıl getireceğiz? Şimdi şöyle tabii bu 1 ve 2. Dünya Savaşları'ndan sonra dünyanın içinden yani dünya çok sıkıntılı bir dönemde buradan çıkabilmek için hatırlarsanız refah devleti meselesi geliyor. Welfare evet. State dediğimiz şey. Ve bu belli bir noktaya kadar gidiyor. Ondan sonra bir müddet sonra bakıyorsunuz bu çalışma şeyini ne derler ona? Çalışma için bir müşevik olmaktan çok fazla destek verdiğiniz zaman çıkıyor. Hatta bu destekleri veremez duruma düşüyorsunuz. Bütçenizde çok ciddi yükler oluyor falan diye gidiyordu. Sonra buna karşılık İşte bu neoliberal yaklaşım geldi. Onlar da dediler ki ya siz devleti kurun, güvenliği sağlayın, hukuku sağlayın. Sonra sırt üstü yatın, hiçbir şeye karışmayın. Bu iş toparlar dediler. O ara devreye işte bu sanayi 4.0'lar, dijital teknolojiler, şunlar bunlar girdi. Bir de baktık ki ya birileri acayip zenginleşiyor, birileri de acayip yoksullaşıyor. Bu pandemi sürecinde mesela Amerika'da sağlık alanında çok ciddi zorluklar çekildi. Çünkü
insanların büyük bir kısmının sağlık sigortası yok. Hiçbir şeysi yok. Milyonlarca liralık fatura ödeyen bu pandemide hastalanan Amerikalılar oldu. Gerçekten içler acısı bir durum. Bu böyle. Ve anlaşıldı ki yeniden dünyada bir sosyal devlete ve yeni refah devletine ihtiyaç var. Ha, bu yeni refah devletinde bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Burada çalışma müşevvikini kaybetmemesi lazım. Yani burada bir dengeyi tutturmanız lazım. Ama bir şey önemli İbrahim Bey. Şimdi şunu hatırlayalım. Siz oynar mıydınız bilmiyorum. Ben gençliğimde mahalle arasında misket oynardım. Evet. Ondan sonra misket oynarken arkadaşlardan biri üttüğü zaman, yani bütün misketleri aldığı zaman oyun biterdi. Ekonomide marifet, iyi işleyen bir ekonomide oyunu bitirmemek. Dolayısıyla misketleri sürekli yeniden dağıtmanız lazım. Ki oyun devam etsin. Dolayısıyla iki bacak çok önemli oluyor bu işte. Birincisi üretim. Ama küresel yarışta önde gidecek şekilde müthiş verimlilik. Yani üretimle beraber verimlilik. Şimdi işte yüksek katma değer falan deniyor ama burada mesele verimlilik. Üretim, verimlilik. Diğeri de paylaşabilmek. Yani önce verimlilik. Önce verimlilik, sonra da ortaya çıkan hasılayı iyi paylaşmanız lazım. Yani bu hasılanın birilerinin elinde sürekli toplanmasına, servetin birilerinin elinde sürekli toplanmasına izin verirseniz o ekonomi oyunu çökmedi mi çöktü. Evet. Hem de nerede çöktü? Amerika'da çöktü. Ne zaman çöktü? 2008-2009. Yani orada da şikayet neydi? Gelir dağılımının bozuk olması, bu nedenle de ekonominin çalışmıyor olması falan. Dolayısıyla bir dengeyi, hep başta da söyledim ya, bu işin sanat yanı gri alanları iyi kullanmayı bilmekte. Onun için de yeni bir refah devletini, yeniden refah devleti diyorlar ona ama eskisi gibi değil. Bu seferki ihtiyaçlara göre daha farklı bir şey olacak. Dijital teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni iş gücü yapısı içinde farklı sosyal destekler, yani oldukça da karmaşık bir ilişkiler yumağı içinde çözümleri geliştirmek zorundasınız. Kolay değil. Ama ben bizim ülkemizin bunları yapabilecek insan gücüne sahip olduğuna inanıyorum. Yeter ki liyakat olsun. Yeter ki iyi eğitilmiş olsun. Yeter ki iyi eğitileni tercih edip kullanabilelim. Dolayısıyla ben artık bu işin, yani özellikle bu refah devleti, sosyal refah devleti ayağının olmazsa olmazlardan biri olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde bu krizden çıkmak son derece güç olacak. Şimdi yani burada üzerine gidilmesi gereken konu şu. Birileri bir yerlerde tabii iyi kazanacak. Yani çok yaratıcı olacak. $1 milyar şirketi bir oyunu geliştirerek kurabilecek kapasiteye sahip olacak ama bir başka birileri de bunu yapacak şeye sahip olmayacak. Yeteneğe sahip olmayacak ya da imkana sahip olmayacak. Dolayısıyla bunun yeteneklerini bir miktar geliştirmek, buna o imkanları vermek ama tamamen dışarıda kalanlara da devlet olarak sahip çıkmak zorundasınız. İşte Türkiye'de şu anda... Bu şeyi biliyorum yani biraz önce... Buyurun siz sorun tabii ben... Yok buyurun. Hayır yani ben şeyi anlıyorum. Türkiye'de öyle bir şey oldu ki, yapı oldu ki insanlar... Bu hikaye hep anlatılıyor. Gittiğim zaman iş adamlarından da dinliyorum. Yani biz çalıştıracak adam arıyoruz, bulamıyoruz. Ama bir yerlerde de bakıyorsunuz ciddi bir işsizlik var. Bu nasıl oluyor diye düşünüyorsunuz. İşte insanlar mesela bazısı devletten aldığı parayla azıcık aşım, dertsiz başım deyip oturmayı tercih ediyor. Veya 2300 liraya ölmeye evet. Niye insanlar gitsin diye. Her gün Türkiye'de 4 kişi ölüyor iş kazasıyla ortalama. Doğru. Yani iş cinayetiyle ölüyor. Ama aynı zamanda şu da var. Soracağım soru şu. Özel sektörün
karlılık oranına bakıyorsunuz %8-10 aralığında. Evet. Şimdi deseniz ki biz asgari ücreti 4000 liraya çıkardık. Biraz önceki bahsettiğiniz verimlilik o kadar önemli ki verimliliği artırmadan ücretler artırılmaz. Artı asgari ücreti değil, ortalama ücret de zaten 3500 lira çok düşük. Evet. Bu çıkmazı nasıl, işte verimlilikle bu çıkmazı nasıl aşacaksınız? Yani insanlara nasıl diyeceksiniz? Yani bugün kanunla asgari ücreti 5000 liraya çıkardım deseniz ne olur? Şimdi verimlilik dediğiniz zaman 3 tane şey var. Sermayeyi iyi kullanmanız lazım. Sermayenizi verimli kullanmanız lazım. İş gücünün kendi verimliliği denen bir şey var. Bir de toplam faktör verimliliği dediğimiz çok önemli bir başka bu işin unsuru var. Bu toplam faktör verimliliği, bilmiyorum hiç verimlilik analizlerine Türkiye'deki bakabildiniz mi? Bu böyle belli dönemlerde ciddi sıçramalar gösteriyor. Belli dönemlerde de tamamen yatışıyor. Ben hangi dönemler diye baktım. Bu dönemler şöyle. Toplam faktör verimliliğinin hızla sıçradığı dönemler Türkiye'nin ciddi yapısal reformları yaptığı dönemler. Yani sistemi dünyayla rekabet edebilir hale getirmek için bir takım adımları atabildiğiniz dönemlerde iş gücü verimliliği var, şey var, adı nedir o, sermayenin verimliliği var ama onun üstüne bir de toplam faktör verimliliği geliyor. İşte bütün dünyanın peşinde olduğu şey de şu, o toplam faktör verimliliği. Bunun arkasında da şu olması lazım, yani iyi eğitilmiş iş gücüyle iyi organize olmuş sermayeyi bir araya getirmek ve doğru noktada nerede üretim yapabileceğinizi, nasıl üretebileceğinizi bulmak ve bunu yaparken de yaratıcılığınızı alabildiğince serbestçe kullanabilmek. Demek ki iş gücünü iyi yetiştireceksiniz, sermayeyi doğru seçeceksiniz, makinayı şunu bunu bilmem neyi ve de ortamı o şekilde düzenleyeceksiniz ki ikisinin verimliliğinin toplamından daha fazla bir verimliliği ortaya çıkarabilirsiniz. O zaman da zenginleşiyorsunuz işte. Türkiye'de yakın dönemde baktığımız zaman biraz önce örneğini verdiğim gibi 2003-2017 arasında 650 milyar dolar bugün rakamı bile telaffuz etmek insan. MÜSEAD Başkanı geçen yıl, önceki yıl söylediği hani 40 milyar doları olan Türkiye'nin yarısını satın alabilir. Evet. Satın alır demişti. 650 milyar dolar Türkiye'ye para girdi. Ama biz bu değişimi bırakın, daha bir şeye girdik. Bu açıdan baktığımız zaman siz CHP olarak yarın Türkiye siyasetinde yönetiminde geldiğinizde elinizde ilk reformlar şunlar, devamında şunlar şunlar, bu programlar, bu adımlar, yani bu şeyi sıraladığınız zaman bir yıl sonra bu ülke vatandaşı ne duruma gelebilecek diye bir çalışmanız, bir öngörünüz, düşünceniz var mı? Ne olacağız? Yani planlarınız var mı? Yani bizim tabii unutuluyor. Bu seçim beyannamelerimize baktığınız zaman aslında bu planları görmeniz mümkün. Türkiye'de bir model kullanarak ülkenin geleceğine bakan ve bu çerçevede neyin ne olması gerektiği üzerinde bir takım modellere dayanarak, parametrelere dayanarak ufuk geliştiren tek parti biziz. Diğerlerinde bulamazsınız. Bizim en son seçim beyannamemizde biz insani gelişmişlik endeksi üzerinden modelleme yaparak Türkiye'nin insani gelişmişlikte 60. sıradaydık yanlış hatırlamıyorsam. İlk 30'un içine nasıl gireriz onu programladık. Bu iktidar daha işte dünyadaki toplam gayri safi yurt içi hasıla açısından ilk 10'a nasıl girerizi tartışırken orada da zaten devre dışına çıktı. Yani şimdi ilk 10'a girmemiz artık tamamen hayal. İlk 10'a girebilmek için... Ya çok özür dilerim, araya gireceğim. 269 milyar dolar kağıt üzerinde milli geliri artırmasak şu anda dünyanın 24. büyük ekonomisine düşmüştük. Öyle. Ama bu senenin sonunda da çok büyük bir olasılıkla 20.liğe düşeceğiz. Evet. İsviçre bizi geçecek. Yani biraz önce Bulgaristan'a örnek verdim. Diğer ülkelere de bakın. Hani hep bir başarı hikayesi anlatılıyor ama bakıyorsunuz arkadan gelenler bizden daha hızlı koşmuşlar. Uluslararası karşılaştırmaya döndüğünüz andan itibaren, karşılaştırmalara döndüğünüz andan itibaren Türkiye'nin şu dönemi iyi değerlendirmediği ortaya çıkıyor.
Evet, insani gelişmişlik endeksiyle beraber. Şimdi o dönemde biz insani gelişmişlik endeksi üzerinden bir modelleme yaparak neler yapmamız gerektiğine baktık. İnsani gelişmişlik endeksi dediğinizin en önemli iki tane parametresi var. Bir tanesi eğitim, altında birkaç tane daha madde var. Öbürü de sağlık. Şimdi tabii o diğer parametreleri de var ama bu ikisinden baktığınız zaman amaç ne? Sağlıklı, üretebilen, iyi eğitimli, dünyada kendine benzeyen diğer gençlerden daha fazla üretebilen, daha fazla kazanabilen gençlere sahip olmak. Böyle dünyada şey oluyor, rekabet gücünüz oluyor. Bunun için de iyi yönetilmeniz gerekiyor. Şimdi ne yaparsınız diye sordunuz. Ben biraz çerçeveden bahsedeyim. Bence şu anda artık işin olmazsa olmazı ilk yapmamız gereken şey bu tek adam vesayet rejiminden bir an önce kurtulup Türkiye'de yeniden hukukun üstünlüğünü, güçlü bir demokrasiyi, kuvvetler ayrımını sağlamak lazım. Bugün hukuku bir kenara iterek iktidarın yapmış olduğu işler Türkiye'ye gelmek isteyen yatırımcıyı caydırdığı gibi Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yerli yatırımcıyı da caydırıyor. Ama daha önemlisi belirsizlik yaratmak suretiyle, güveni azaltmak suretiyle tüketiciyi de tüketim yapmaktan caydırıyor. Onun için birinci yapmamız gereken şey şu ucube rejimi, ucube ortamı bir an önce değiştirip gerçekten dünyada önde gelen demokrasilerden biri haline gelmektir. Şu dönemde bütün milletimiz anladı ki demokrasi öyle şey değil, adı nedir o, lüks falan değil, insanın cebini dolduran bir şeydir. Tabii. Demokrasi yoksa cebiniz boşalır, tencereniz boşalır. Hukuk yoksa cebiniz boşalır, tencereniz boşalır. Bu bir. İki, üretim meselesi ve verimlilik meselesi. Yani Türkiye'de iş gücünü sonuç olarak toplam faktör verimliliği, sermaye verimliliği, iş gücü ve hepsinin toplamını aldığınızda yerli iş gücü bir saat çalışarak en gelişmiş ekonomi, mesela Almanya, ihracatı da en yüksek. Almanya'daki bir saat Almanya'daki işçinin bir saat çalışanın bir saat çalışarak elde ettiği katma değerden daha fazlasını yaratması lazım. Ya da üretimden daha fazla yaratması lazım. Daha fazlasını miyiz? Yaratması. Tabii canım, yani iyi eğitirseniz, iyi organize ederseniz neden yaratamayız? Adam savaştan çıkmış, ikiye bölünmüş bir ülke, ardından birleşmiş ama yılmamış, çalışmış, belli bir disiplin içinde götürmüş. Bugün baktığınız zaman dünyanın en zengin ülkelerinden biri. En zenginlerinden biri. Niye biz olmayalım? Evet, söylediğiniz gibi yani, çalışmış. Yani baktığınız zaman biz de şu anda daha durduğumuz yerde dünyanın en zengin, yani toplam gayri safi yurt içi olarak en zengin ekonomilerinden biriyiz. 20 ekonomisinden biriyiz. Bu önemli bir fırsat. Yetmez. Şimdi yani bu ülkeye dönüp baktığınız zaman bu ülkenin çok ciddi şeyleri var. Avantajları var. Neler? Bakın. Şimdi bu ülkeden 4,5 saat uçuş mesafesinde 56 ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Evet. 1,5 milyar nüfusa ulaşabiliyorsunuz. Ve 24 trilyon dolarlık bir pazara erişebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir avantaj. 2. Genç nüfusunuz var. 3. Müteşebbisiniz, yani yatırımcınız, iş adamınız alınan tedbirlere çok hızlı cevap veriyor. Çok esnek. Esnek, doğru ilacı verdiğiniz andan itibaren sıçrıyor, alıyor başını gidiyor. Dışı açık gelişmiş bir piyasa ekonominiz var. Öyle değil mi? Yani bir de son olarak tabii şu anda küresel katma değer zincirlerinde yer bulmuş şirketlerimiz var ama Çin'in bu zincirlerden geriye çekilmesiyle birlikte, ki o olacak, o kaçınılmaz bir şekilde olacak. Çin'in buradan geriye çekilmesiyle birlikte sizin önünüzde açılan inanılmaz bir fırsat var. Faik Bey, bu çok önemli bir nokta. Yani bu pandemiyle beraber Çin,
Bu belli. Çin dünyada Çin ve çevresi diyelim, bu üretim gücünde ciddi bir sınırlama gelecek. Sadece Çin'le olmuyor, herkes bunu gördü yani. Sadece Çin'le olmuyor. Çin bütün tedarik zincirini, yani bir araba üretiyorsunuz, araba üretiminin önemli parçalarını sadece Çin'e bağlıyorsunuz veya telefon. Dünya gördü ki bu sistem sadece Çin'e bağlamakla olmuyor. En bu hani bahsettiğiniz, ilk başta da bahsettiğiniz Avrupa Yatırım Bankası Başkanı'nın da söylediği gibi en avantajlı ülke Türkiye. En avantajlı ülke Türkiye, ama buna karşılık bakıyorsunuz yabancıya, daha Turkcell'de geçen de oldu, maliyetinin üçte birine, yani varını yoğunu Türkiye'de ne varsa satıp kaçan bir yabancı var. Neden? Tamam. Çünkü şey yok yani, adama ne yapacağınızı söylemiyorsunuz, bir. Adama bir ufuk vermiyorsunuz, bu iş nereye doğru gidiyor. Her an adamla ilgili kuralları değiştiriyorsunuz, iş yapma biçimini değiştiriyorsunuz. Adam ne yapacağını bilmiyor. Hukuk sisteminize bakın. Yani şu anda bu ülkenin en son ihtiyaç duyacağı şey hukuk sisteminin üç ayağından biri olan ve bir kamu tüzel kişisi olan barolarla ilgili bu tartışmayı çıkartmaktır ya. Böyle bir şey olabilir mi? Efendim, Ankara Barosu bilmem ne yaptı. Vay, ben size şunu yaparım, bunu yaparım, bu yasayı getiririm. Allah Allah. Hep hırsla. Hep böyle bir şey derek, adı nedir o? Meydan okuyarak hareket. Sosyal medyada şu oldu. Ki yani bunun çok daha yani buna benzer vahim birçok olay başka insanların eşlerinin de başına geldi. Sosyal medyayı kapatırım. İyi de bugün ondan, yargı karar verdi. Başkalarının başına gelen, Nevşin Mengü'ydü, diğer şeylerin başına gelenleri ağır eleştiri kabul etti yargı. Geçti. O kadar. Bizim genel, şimdi bakın öyle bir düzen içindeyiz ki, bizim genel başkanımıza yapılan her şey ağır eleştiri, siyasi eleştiri kapsamında mütalaa edilir diye kabul ediliyor. AK Parti Genel Başkanı'na çıkıp laf söylediğiniz zaman Cumhurbaşkanı'na hakaret olup hapse giriyorsunuz. Böyle bir siyaset olur mu? Ha, böyle bir demokrasi siyaset, olur mu ya? O zaman da işsizlik oluyor ortada. Ondan sonra ne oluyor? Ya bunlara gelinmez. Burada ucube bir takım işler oluyor. Dünyada hiç görmediğimiz işler oluyor diyor. Adam bir kere gelmiyor. Kendi yatırımcınız da diyor ki bir dakika ya diyor. Burada acayip işler oluyor diyor. Yok FETÖ borsaları, yok şunlar, yok bunlar. Yok işte avukatlar, Cumhurbaşkanı'nın avukatları, hakimleri oradan oraya sürüyorlar, talimat veriyorlar. Mahkemeler önce Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor. Arkadan troller devreye giriyor. Ondan sonra da mahkemeler ona göre karar veriyor. Şimdi böyle bir hukuk düzeni içinde hangi yatırımcı kendini rahat hissedecek? Hangi tüketici kendini rahat hissedecek de istediği gibi harcama yapabilecek? Olmuyor. Yani bu hakikaten olabilecek, şey de bilecek, kabul edilecek bir durum olarak ortaya çıkmıyor. Yani bu noktada şunun bile, yani hep hukuk tarafından bahsediyoruz ama yarın bütün dünya ekonomisinin bağlı olduğu fiber altyapı kablosunun fişinin çekilmeyeceğini yabancı yatırımcı Türkiye'de bilmiyor. Bilemezsiniz. Söylüyor, kapatacağım diyor. Neyi kapatacaksın? Nasıl kapatacaksın? Hangi yetkiyle kapatacaksın? Ben o zaman şu soruyu tekrar sormak istiyorum. Yani bu birinci kısmı. Bu bir ayağı. Buyur. Dört tane ayağı var bu işin, çok önemli. İkinci ayağı üretimdir. Biraz önce söyledim. Evet. Ve gerçekten yüksek verimlilikle üretim yapabilmenizdir. Üçüncü ayağı paylaşmaktır. Evet. Sosyal devlettir. İşte aile destekleri, sigortası dediğimiz gibi bir takım mekanizmaları devreye sokarak hiç kimseyi oyunun dışında bırakmamak, hiç kimseye kendini dışlanmış hissettirmemek ve her an bir oyundan düştükten sonra her an oyunun içine girebilecek şekilde insanları ayakta tutmaktır. Bu önemli. Sürekli oyunun dışında tutmak değil, her an oyunun içine girecekmiş şeklinde ayakta tutmaktır. Son ayağı da bunun sürdürülebilirliktir. Yani 80 milyar Türk lirası para basıyorsanız Merkez Bankası'nda bunu nasıl geriye çekeceğinizi de ne kadar zamanda geriye çekeceğinizi, nasıl yapacağınızı, bunu nereye harcadığınızı açıklamanız lazım. Yani
mali dengeleriniz sürdürülebilir olmalı. Parasal dengeleriniz sürdürülebilir olmalı. Yetmez, çevre dengeleriniz sürdürülebilir olmalı. Yani yaşadığınız yeri tahrip ederek büyüme olmaz. Yaşadığınız yeri tahrip etmeye başladığınız andan itibaren bir yerde çevre size çelmeyi takıyor. Büyüyemiyorsunuz. Örnek COVID-19. Yani bunun çevreyle de bağlantısı olduğu söyleniyor. Değil mi? Onun için yani biz hep Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu uzunca bir zamandır bu dört ayağı, tabii küresel gelişmeleri de bir şekilde dikkate alarak ufak tefek ciddi modifikasyonlar yaparak, değişiklikler yaparak anlatmaya çalışıyoruz. Ama bugün bakıyorum bütün dünyadan da buna benzer bir şeyde yolda yürüme şeyi geliyor, sinyalleri geliyor. Umuyoruz da demeyelim, istiyoruz ki yani dünyada gerçekten bu dünyanın meselelerini, Türkiye'nin meselelerini çözecek modelleri Türk Sosyal Demokratları ortaya koyabilsin. Bu noktada son bir 5 dakikamız kaldı. Orada Sayın Kavcı'nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı, yazdığı bir yazı vardı. 20 milyon haneye sosyal yardım diye. Aslında 20 milyon kişi de oldu. Diye, evet. O noktada. Şimdi çok merak ediliyor. Aslında mevcut hükümetin, mevcut iktidarın en büyük kaynağı sosyal yardımlar. Şimdi biz burada yeniden refah modeli dedik. İşte yeni bir sosyal refah devletinden bahsettik. Burada devletin gelir modeli ne olacak ki bunu sağlayabilsin? Şimdi şöyle tabii, yani birincisi vergi toplayacaksınız. Ve vergiyi tabana yayarak, yaygınlaştırarak toplayacaksınız. Vergiyi yine müterakkiyeti arttırarak toplayacaksınız. Yani daha çok kazanandan daha çok vergi alacaksınız. İki, bir zamanlar bunları konuşurduk. Yok sıfır tabanlı bütçe falan filan. Bence Türkiye'nin artık bir sıfır tabanlı bütçe yapması, bütün harcamalarını yeniden gözden geçirip, ehemle mühimi birbirinden ayırıp harcamalarında ciddi değişikliğe, harcama yapısında ciddi değişikliğe gitmesi lazım. Muhtemelen sosyal desteklere, sosyal destek ağına, yatırımlara ağırlık verirken bir takım mesela işte bu neydi, garanti ödemeleri değil mi? Evet. Dolarla, dövizle verilmiş olan garanti ödemelerini de mümkün olduğu kadar azaltması lazım. Ben açık söyleyeyim, aslında risk büyük. Yani biz hep şeyi görüyoruz, bu kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan yatırımlara verilen garantileri görüyoruz. Aslında bu iktidar 2009'un Haziran ayından itibaren çok ciddi örtük bir sürü garanti verdi. Mesela dedi ki özel sektör gidip devlete yapmış olduğu yatırımla ilgili dış borcu ödemediği anda o dış borç otomatik olarak devlete devrolur. Yani bunlar hep karşımıza beklenmeyen bir takım ilave harcamaların çıkmasına yol açabilir. Dolayısıyla bu örtük borçlanmalar, örtük yükümlülükler, esas o değil mi? Evet, örtük yükümlülükler dediğimiz bu olaya bir şekilde yeniden hakim olmamız lazım. Bir şekilde yeniden bütçe dengesini sağlamamız lazım. Yani bir de çok ilginç bir şey, Türkiye böyle bir son dönemlerde ve bir yeniden yapılandırmalarla falan vergi toplar hale geldi. Normal vergileri toplamıyor da yeniden yapılandırmalarla eski borçları topluyor, gidiyor. Burada da artık, çünkü bu aslında şeyden hiç farkı yok şeyden. Bir zamanlar bunu konuşurduk. Yeniden yapılandırma. Adam o zaman yeni vergiyi ödemiyor. Eskisini yeniden yapılandırdığınız için eskisini ödüyor. İş aynı yere geliyor yine. Dolayısıyla bunlara bir, tabii vatandaşımız da bu işleri seviyor. Ama sonradan da bir bakıyor ki hepsini birleştirdiği zaman altında kalıyor. Bir de faiz de bunları yeniden yapılandırıyorlar. Faizini düşür, faizini çıkar, faizini indir.
bundan da kurtulmak için herkesten ödeyebileceği kadar vergi almak gerekiyor. Yani tabana yaymak demek bu. Benim tekrar sormak istediğim konu şu. Türkiye dünyada yeni üretim merkezi, yeni güç, yeni şey, yeni parlayan ülke olma potansiyeli var dediniz. Evet. Bu konuyla ilgili 4 madde üzerinden bunları sıraladınız, ettiniz. Buna karşılık mevcut durumda ülkede bırakın yabancı, zaten kaçan kaçana, yerli bile yatırım yapmıyor dediniz. Bunları anlattınız. Peki bunlar niye sandığa yansımıyor? Burada muhalefetin de acaba vatandaşa işte dünyada yeni üretim, yeni tedarik, yeni üretim merkezi olma, Türkiye'nin büyük fırsatları var dediniz. Bunu mu anlatamıyoruz? Burada mı sorun var? Nedir? Vatandaş niye iktidara bu kadar daha önceki dönemlerde göre kıyaslandığı zaman bu kadar fazla şey yapmıyor, zorlanıyor tepkisinde? Şimdi şunu söyleyeyim, yani geçmişte dünyada çok az görülen bir dönemi yaşadık. Bir küresel konjonktürü yaşadık. Bizim gibi yükselen piyasa ekonomilerine öyle çok, sadece bize değil hepsine birden o kadar çok kaynak aktı ki, o kadar çok dolar aktı ki, o kadar çok avro aktı ki, bütün kusurların üstünü örttü. Aslında herkes işler iyi gidiyormuş gibi düşündü. Bir de üstüne üstlük bunu vatandaşa borç şeklinde yönettiğiniz andan itibaren vatandaş şu psikoloji içine girdi. Aman dikkat edelim. Bunları değiştirmeyelim. İstikrar bozulur. Borcu ödeyemez hale geliriz. Burası önemli bir konu. Tabii. Bunu biraz daha açar mısınız? Yok, farkı? Çok, yani bu çok bilinen bir taktiktir şeyde. Siyasette. Vatandaşa gelir vermezsiniz. Borç verir. Borçlandırırsınız. Adam borcu ödeme kaygısı içinde olduğu için sürekli ama şimdi istikrarı bozmayalım, mevcutta devam edelim psikolojisi içinde gider. Ta ki o borcun altında ezilmeye başlayana kadar. Şimdi o zaman neyi konuşmaya başlarız? İşte bugün olduğu gibi milli üretim, yerli üretim, yeniden üreteceğiz, bu borcu ödeyeceğiz falan filan. Şimdi bu iktidar borçlandırmayı biliyor. Biz bir şey söylüyoruz vatandaşımıza. Hiç endişe etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında üretmeye vereceğimiz, üretime vereceğimiz önemle birlikte bu borçları rahat rahat ödeyecek. Ama bu iktidarla bu borçları ödeyemez artık. Çünkü bu iktidar yaratıcılığını kaybetti. Bu iktidar tek adam rejimi oldu. İstişareyi kaybetti. Tek adamın, yani sarayda oturan kibirli bir adamın kafasıyla bu ekonomi gitmez. Ve vatandaş sonunda buradan çok ciddi zarar görür. Onun için bir an önce bu yapıyı değiştirecek alternatiflerin milletin önüne sandıkta gelmesi lazım. Aslında şu laf güzel bir laf. Yani millet bunların ne yaptığını artık görüyor. Notunu veriyor. Sandıkta da yerini gösterecek. evet. Yani tekrar cevap vereyim. Elverişli bir konjonktürde bütün dünyada da aynı şey oldu. Kolay kolay kimse iktidarı değiştiremedi. Ama şimdiki dönem yeniden neyi konuşmaya başladık? Bunu sadece biz konuşmuyoruz. Bütün dünya konuşuyor. Yeni güçlü sosyal refah devletini konuşmaya başladık. Bu işte sosyal demokrat bir şeydir. Evet. Dolayısıyla sosyal demokratların zamanı geldi. Değerli izleyicilerimiz, KRT Ankara stüdyolarından bir paradoks bölümü yaptık. Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci. Birkaç cümleyle ekleme yaparak şey yapayım. Tabii lütfen. Lütfen. Şöyle ekleyebileceğim veya ifade edebileceğim konu şu, dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bir yokluk ve kriz içerisinden çıkış için ışık arıyor. Onun için bugün iktidarı veya yönetimleri yanlışlarını söylemek kadar
belki de daha önemlisi, belki de hepsinden çok daha önemlisi, bütün partilerin Türkiye'yi hatta dünyada da işte kurtaracak projeler, modeller ve yöntemler çizmesi lazım. İşte Brezilya'yı görüyoruz, Bolsonaro'na ne hale getirdi? Polonya'yı görüyoruz, Macaristan'ı görüyoruz, hatta İngiltere'yi görüyoruz, hatta Amerika'yı görüyoruz. Toplumların ve ülkelerin dengelerini bozuyor bu ekonomik bozukluk. Onun için yeni modeller ve yeni projelerin topluma daha fazla sunulması, daha fazla aktarılması, bu yokluğa mahkum değiliz, bu fakirliğe mahkum değiliz. Biz aslında dünyanın en büyük güçlü ülkelerinden birisi olacak şeyimiz var, kapasitemiz var. Bu noktaları belirttiğiniz için Faik Bey, ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki bu programı yaptık. Tekrar teşekkür ederim. Ben de bu imkanı bana verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, yani gerçekten sadece de Türkiye değil, dünya da çok kritik bir dönemden geçiyor ve ciddi çözüm arayışları var. Bütün bu çözüm arayışlarının en başında da işin başı sağlık. İnşallah bir an önce aşı bulunur ya da tedavi bulunur. Dünyada bu işten rahat bir nefes alarak kurtulur. Aksi takdirde bu bulunmadığı sürece bu tür dalgalanmalar sürekli devam edecek. Ama bizim bu sağlık sorunun üstünde başka bir sorunumuz var. Türkiye uzunca bir süredir çok ciddi bir yönetim zafiyeti yaşıyor. İnşallah bir an önce milletimiz de önüne gelecek sandıkla birlikte bu yönetim zafiyetinden de kurtulur. Çok teşekkür ediyorum Sayın Faik Öztürk, Sayın Kahveci, size de çok teşekkür ediyorum. KRT Ankara stüdyolarında Karar Gazetesi ekonomi yazarı Sayın İbrahim Kahveci ve Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili, Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faik Öztürk ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta Salı günü yine Paradoks'a görüşmek üzere. Paradoks bu akşam da bitti.